Herkese merhaba arkadaşlar. Skor kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar ben Aykut. Bugün 4 tane karşılaşmasını vereceğim. 3 tanesi Almanya, Bundesliga'da bir tanesi İtalya seriyeden arkadaşlar. Türkiye bu maçları oynandı. Şu andan oynanmaya devam ediyor. Ee, bir maçta maçı da zaten yorulmayacağım. Galatasaray'ın maçını yorulmayacağız. Yarın da Beşiktaş'ın maçını yorumlarız. Ee, güzel maçlar oluyor. Bugünün maçları güzel de bitti. Birçok maç. Farklı bitti. Kasımpaşa'nın maçı farklı bitti. Alanya'nın 3-0. Ankara gücün yeni oynadı. Oynadı şu anda bir gol attı. Ee, yeni Malatya maya kaybetti. Baya bir güzel maçta oluyor gerçekten. Güzel de kazanç sağlayabilirsiniz. Buradan da oynanabilirsiniz arkadaşlar. Oynanabilir. Şimdi geçelim maçlara. Almanya bunda e, ee, oynanmayan maçlar hafta içinde oynanıyor. Çok güzel. Güzel kaçışmalar var ama Hafta içi maçları genelde patlıyor. Dikkatli olmanızda da fayda var. 8.30'daki Wolfsburg Dortmund karşılaşması arkadaşlar. Dort yine yüksek oran çıkmış. Bakın. Ne dedim? Yani oran yükseliyor. Çok dikkatli olun. Bu maça bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Açıkçası Wolfsburg Dortmund karşılaşmasına bulaşırsanız da ev sahibinin bir golüne alın arkadaşlar. Çıkın. Ama burada oran yok. Tabi yurt dışında bu ee, 1.25-1.30 basanlar olan temiz bir şekilde kazanabilir. Bakın da yükseliyor. Ya da direkt şunu alabilirsiniz. Aynı oynamak isteyenler direkt bunu alabilir. Ya yani bu maça bulaşmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. En son Ümraniye maçını söylemiştim. Bulaşmanızı tavsiye etmiyorum demiştim. Geçenlerde ne oldu? Ümraniye kazandı arkadaşlar. Kendi evinde millet deplasman Alanya dedi. Alanya kazandı. Ne dedim? Bulaşmayın. Bu maçta e, farklı bitebilir. Yani umurhaneliğime kaybedeceğini düşünmüyorum dedim. Hatta galibiyetin de belala Maç 3-1 bitti. İndi olmuştur. Kazanmıştır. Dün itibariyle de e, arkadaşlar Başakşehir-Hatay maçını söylemiştim. Millet Başakşehir kazanır yok bilmem ne. E, ben Hatay'ın kaybedeceğini düşünmüyordum açıkçası. Var şeklinde söylemiştim zaten. Üst şeklinde. Maç 3 bitti. Hatay yine kaybetmedi. Öne geçti. Daha doğrusu e, sona yakaladı tekrardan. Yani öyle bir maç oldu ki çok salak bir maç oldu. Fenerbahçe maçını Fenerbahçe yüklenmeden dolayı patlattılar. 1-0 zor zoruna yendi. Depasma o kadar bastırmasına rağmen büyük bir e, güzel de sonuçlar çıktı aslında. 1-0'a yattı. Zor zoruna yendi o maçı. O şekilde söyleyeyim. 10 kişi de kaldı yani. O o kadar yüklenmeden dolayı maç patlatacakları neredeyse ama zor zor olsa 1-0 kazanmasını bildi. Penaltı mı penaltı mı? değil o değil bence. E, dışarıda olan topu arkadaşlar içeri e, taşınınca adamlar penaltı sayıyor bu şekilde. Türkiye'de artık penaltı sistemi bitmiş, çökmüş. Yani izleyin pozisyonu gerçekten penaltı penaltı değil. Fenerbahçe yenmesi için yani bu maçın net şeyi e, sıfırdı bence. Çünkü iki takımda da denk. Fenerbahçe yorgundu tabii ki. Diğer e, ikinci kadrosu da yani ikinci çıkarıcı kadro oyuncular gerçekten yorgundu. O şekilde o maç bence beraberlikti. Her neyse artık yani penaltı şeyi sistemi gerçekten e, Türkiye'de yönetme şekli bitmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Wolfsburg Dortmund karşılaşması dediğim üzere bu maça bulaşmanızı tavsiye etmiyorum. Ben oynarsam KG var. Üst oynarım. Geçerim arkadaşlar. Kesinlikle şeyini almanız tavsiye etmiyorum. Onu Şu şekilde 1.64 gayet güzel. Üst var. Alabilirsiniz arkadaşlar. Wolfsburg'da gol bulacağını, Dortmund'da gol bulacağını düşünüyorum. E, maç boyunca da bu şekilde. Hani gol yoldan almak istemeyenler direkt corner bayisi düşünen değerli dostlar. 9.5 öneriyorum. 10 corner olacağını düşünüyorum maça. Arkadaşlar zor da olsa belki kazanabilir. E, kadro kalitesi olarak Dortmund Wolfsburg'dan iyi arkadaşlar. Wolfsburg'da ama son iki maçını kazanmış. E, zorlu olacak. Son iki karşılaşmada gollü geçmiş e, denenebilir. 2.5 gol üstü alabilirsiniz. 3.5 gol üstü de deneyebilirsiniz arkadaşlar bu maça. Dep basmanın 2 gol atarında oynayabilirsiniz. Hani Wolfs, e, Dortmund, ben yine de 2 e, golü bulacağını düşünüyorum. Açıkçası ileri uçlardaki oyunculardan dolayı yani düşünüyorum. Ama dediğim üzere belki kazanamayabilir bu maçı. Beraber ya da ev sahibi kazanabilir. Onu söyleyeyim. Bu maça en güzeli dediğim üzere oynanabilecekse o şekilde oynayabilirsiniz. E, i̇lk ilk bir buçuk üst tercihinde e, deneyebilirsiniz arkadaşlar bu maça. Açıkçası bu şekilde oynanabilir değerli dostlar. Maç boyunca KG var. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz. 8.5'teki Napoli Empoli karşılaşması. Bu da Napoli çok düşük bir oran çıkmış. Dep basmada 8 oran. Yani ezik göster. Tabi Napoli çok doğru gidiyor. Bir, bir tane mağlubiyeti. O da arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde. Adamların hiç sade şeyi yok. 5 galibiyeti var. 16 4 yemiş. Empoli'de 1 galibiyet var. 3 atıp 2 galibiyeti var. 5 atıp 9 yemiş. Yani bu maçı da patlatabilirler. Dikkatli olun. Ama bence kazanacaktır. 1-8'den 2 takım gol atarını önereyim sizlere arkadaşlar. En son maçında zaten bitmiş. Değerlendirebilirsiniz. Üst var. Değerlendirilebilir zaten. Ben Empoli'nin yani Napoli'nin kazanacağını düşünüyorum burada arkadaşlar. 1 ve arkadaşlar 2,5 gol üstü oynayabilirsiniz. 1,40 oranı var düşük ama yani e, düşük bir oran çıkmış. İlk yarı 1,5 alabilirsiniz. Ev sahibi en az 3 gol atar arkadaşlar. Bunu oynayın geçin bence. 1,66'da oranı var. Napoli 2 gol 3 gol bulur Empoli'ye karşı. Genelde kendi sahasında 3-2 bitmiş, 5-1 bitmiş. Ya yani 2-0 Genel iki gol bulmuş. Ee, ama oranlar dediğim üzere saçma sapan çıkmış. Bu maça da ben kondre bayısı düşünüyorum açıkçası. 9.5-10 konler barajında 1.50'den değerlendirebilirsiniz. Daha fazla düşünüyorum da yani 10.5 şeklinde de çıkabilir. 9.5'u değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maça iki takım da gol atar. 1.58'den değerlendirebilirsiniz. gol ama ben Napoli'nin kazanıp 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Boşkum Mörşün Gönabba karşılaşması. Mörşün Gönabba da kötü gidiyor. 1.96 oran çıkmış. Boşkum'la oynuyor şimdi arkadaşlar. En son maçlar 2 sıra bitmiş. E, sonuç maç karşılaşmasını Mörşün Gönabba kazanmış. Dep basmada da kazanmış. E, Mörşün Gönabba galibiyeti denenebilir. Dep basmada galibiyet yok aslında. 4 beraber 2 mağlubiyet var. 7 adap 12 yemiş. Boşkum'un 2 galibiyeti var. 7 adap 13 yemiş. En mantıklısı bu maça. 2 takımda gol atar. 1.32 oran çıkmış ama... 2.5 gol üstün tercihini öğreneceğim arkadaşlar. sizlere iki buçuk e, gol üstü oynayabilirsiniz. Değerli dostlar bu maça dep basman iki gol atarında değerlendirebilirsiniz. Mönchengladbach en az iki gol bulacağını düşünüyorum başta. Bayer Münih Verder hemen. iki buçuk gol üstü zaten çöp. Direkt üç buçuk gol üstü değerlendirin arkadaşlar. Üst var. Oran üstü da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Verder Bremen'de bir gol bulacağını düşünüyorum. 1.56'dan isteyenler sadece tekten 1.48'den varını Alabilir. Bayern en az arkadaşlar 3 gol atar, temiz bir şekilde 131'den değerlendirebilirsiniz. Bayern en az bu maçta 3 gol bulacağını düşünüyorum. direkt oynayın arkadaşlar. Maç boyunca da üç buçuk gol üstünde oynayabilirsiniz. Maça bakın çok hızlı başladı. Her neyse burayı geçelim. Ee, saat arkadaşlar Galatasaray of, spor karşılaşması var. Şimdi takımı en son çıkacakları bir e, bakın. Kadroya göz atın. 9'da başlıyor. 8'de falan göz atın. 9'daki kadroya göre bu şekilde 4.5 en az 5 atacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın yani Kasımpaşa bile en kötü e, normal bir takıma karşı kötü bir takım yani Kasımpaşa kötü demeyelim ama o kadar kötünü de kötü demeyelim. Ama kötü bir takım kaldır kalitesi olarak yani o takım bile 5 tane e, 6 tane atıyorsa 6-0 yeniyorsa arkadaşlar 6-1 yani 6 tane atıyorsa Beşiktaş'ta büyük bir takımda en az 5 tane bulacağını düşünüyorum. Atamasa yazık yani. İkinci e, ikinci kadrosu olarak yapı olarak yani oynanmayan oyuncular tabii ki oynayacak. Bence büyük ihtimal bu takıma karşı bu şekilde değerlendirebiliriz. Çünkü Galatasaray'ın da hafta sonu önemli maçı var. Onun için oyuncuları saklayacaktır. Bu maçta yedekler çıkacaktır. Yine de gereklere bir bakın. Sağlam oyuncular varsa bu maça 4.5 gol üstü düşünüyorum arkadaşlar. O şekilde oynayabilirsiniz değerlendirebilirsiniz. değerli dostlar. Bu şekilde arkadaşlar günün karşılaşmaları bu şekilde başka maçlara bakıyorum, göz atıyorum da hani maç var mı diye. Milan maçı var. Milan maçı unuttuk arkadaşlar. Arkadaşlar bu maça da iki takım da gol atar. 1-8'den e oynayabilirsiniz. Cremosa da yani gol bulabilir. Milan da çok dolu çok da güzel gidiyor arkadaşlar. Bir mağlubiyeti var. Dış sahada 3 galibiyeti var. 9 atıp 6 gol yemiş. Cirema sanında galibiyeti yok. 2 beraber 4 mağlubiyeti var. 2 atıp Homini 2 golü atmış sadece de basmanlarda. Ben Milan'ın kazanacağına 1 ve 1.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Hani ama en mantıklı gelen oranlar ee, yüksek Milan'ın oranları yüksek arkadaşlar. Yurt dışında 1.58 1.60 yaklaşık. Bunu bir dengelemiş de yani bu şey olmuş. Bu maçta da bir pislik seziyorum onun için ama sizler KG varını arkadaşlar KG varını oynayabilirsiniz. Dep basmanın iki gol atarını oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bence mantıklı budur. Dep bir buçuk değerlendirebilirsiniz. Milan'da en az iki gol bulacağını düşünüyorum. Galip de geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde günün karşılaşmalarını değerlendirebilirsiniz. 4 yaklaşık beş tane maç arkadaşlar yorulmadık. Güzel de maçlar oynayabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olup bildirimizi açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.